Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Merak ettim doğrusu. Aa, ben de okumuştum bu kitabı. Gerçekten çok faydalı bilgiler edindim. Çınar bizi çağırıyor. Hadi hemen gidelim. Hadi. Çınar. Merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız? Hızlı ve enerjik. O halde yeni görev için sabırsız olmalısın. Hem de nasıl? Ali, galiba Fatih Sultan Mehmet'in hayatını iyice öğrenmek istiyorsun. Evet Çınar. Herkesin öğrenmesi gerektiği gibi. Beni çok mutlu ettiniz çocuklar. Çocuklar, sizi neden çağırdığımı anlamışsınızdır. Tabii ki. Yine Gürgen değil mi? Maalesef. Yeni bir saldırı planlıyor olmalı. Hiç pes etmiyor. Gürgen'in hedefinde bu defa İstanbul'un en eski tarihi eserlerinden biri var. Anlaşılmayan bir şey var mı? Patron, kafam biraz karıştı sanki. Daha düz anlatsan. Daha düz, ha? Turistler tarafından Blue lakabıyla anılan tarihi eserimizin adı nedir? Hasan! Hasan! Blue ne demekti ki? Tarih sınavında İngilizcenin ne işi var? Yeşil! Yok, yeşil değil. Buldum! Kırmızı. Peki rengi kırmızı gibi olan hangi tarihi eser var ki İstanbul'da? Sorular çok kolaydı Hasan. Hepsini yaptım. Kırmızı renkteki tarih eseri yapabildin mi? Blue mavi olduğu için senin dediğin gibi bir soru yoktu Gürgen. Nasıl? Mavi? Astronot olma hayallerin başka bahara kaldı galiba. Demek Ayasofya mavi değil. Görüşürüz o halde. Yazdığım cevabı değiştiremeyeceğime göre Ayasofya'yı maviye boyayacağız. Patron, bu fazla acımasız olmaz mı? Azmi, hemen boy almaya gidiyorsun. Marş, sol sağ, sol sağ. Bu sefer nereye saldıracak? Yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle İstanbul'un en çok ziyaret edilen devasa şaheserlerinden biri. Ayasofya Müzesi'ne mi yoksa? Evet çocuklar. Peki ama neden? Neden olacak? Oturup tarih dersine doğru dürüst çalışmadığı için. Peki tam olarak ne planladığı belli mi? Hayır çocuklar. Gürgen'in ne planladığını öğrenip Ayasofya'yı korumak görevi yine size düşüyor. Sen hiç merak etme Çınar. Bekle bizi Gürgen. Ayasofya hakkındaki tüm bilgileri edindim. O halde fazla zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Çocuklar, size güveniyorum. Merak etme Çınar. Bir aksilik olursa bana haber et.
İnsanları işimiz bitene kadar Ayasofya'dan uzak tutmamız gerek. Daha hızlı. Çok yoruldum. Kolumu kaldıracak halim kalmadı patron. Hadi Azmi, hemen boyaları getir. Sabırsızlanıyorum. Ha? Buyur patron. Bütün boya bu mu? Gel buraya, kaçma. Sana kaçma dedim. Sadece mavi olursa güzel olmaz. Gel buraya Azmi. Patron. Bir şey diyeceğim, bak kaçma. Gel buraya Azmi. Görevli harici girmek yasaktır. Ziyarete kapalıdır. Çınar bize böyle bir şey söylemedi. Yanlış sinyal mi aldı? Bu işte bir gariplik var. Hiçbir yerde restorasyon çalışması yapılacağı yazmıyor. Bence zaman kaybetmeyelim. İçeri girelim. Arkadaşlar, görevli haricinde kimse giremez yazıyor. Kurallara uymalıyız. Bir şey oldu mu? Bu kadar güçlü olmak her zaman iyi bir şey değil demek ki. Bir dakika. Ama bu kartı. Aslında bu tür levhaların metal ya da plastik olması gerekir. Bir tuhaflık var. Bence bir an önce içeri girmeliyiz. Geç kalabiliriz. Azmi, sakın bana boya fırçamı unuttum deme. Hiç unutur muyum patron? İşte burada. Allah'ım sen bana sabır ver. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Böyle tarihi eserlere narin yaklaşmak gerekir diye düşündüm. Demek sen düşünebiliyorsun da. Ama patron. Ben şınav çekemiyorum ki. Konuşma, 20 tane. Ne kadar da büyük. Şu ihtişama bakar mısınız? Ayasofya dünyanın en eski ve en büyük ibadethanelerinden biridir. Yapımında 10.000 işçi çalıştı ve sadece 4 yılda tamamlandı. Bu çok kısa bir süre. 4 yıl mı çok kısa? Günümüzle kıyaslama, o dönemde böyle bir yapı için en az 10 yıl gerekirdi. Benim gibi güçlü işçiler çalışmış demek ki. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'daki ilk cuma namazını burada kıldırdı değil mi? Evet, Ayasofya İstanbul'un fethinden sonra görkemli ve güzel bir camiye çevrildi. 1935 yılındaysa müzeye çevrildi. Minareler de çok güzel ve birbirinden farklılar. İşte bu görkemli bina belki de Koca Sinan olmasaydı bu haliyle günümüze gelemezdi. Koca Sinan? Diğer adıyla Mimar Sinan, Ayasofya çökme tehlikesi geçirince etrafına destek için ek yapılar inşa etti. Yani Ayasofya gibi onun sapasağlam ayakta durmasını sağlayan mimarı da kocamandı. Öyle olmak isterdim. Bakın, gerçekten de restorasyon varmış. Şimdi ne yapacağız? Bence Gürgen'i aramaya devam edelim. Ama ya bize kızarlarsa? Azmi, yine buldular bizi. Hemen ayağa kalk ve sakın bizi belli edecek bir şey yapma. Arkadaşlar ne yapacağız? Bir görevli bulup durumu anlatarak izin almalıyız. Az kalsın yakalanıyorduk. Şu boya kutularını aç.
Tabii ki. Nasıl anlayamadım? Neyi? Ben hala bir şey anlamadım. Bu Gürgen'in planı. Restorasyonda çalışanlar görevli değil. Zaten restorasyonda yokmuş. Gürgen'le Azmi'ydi onlar. Hı, bizi kandırmaya çalıştılar öyle mi? Sallamasana iskeleyi. Ben sallamıyorum ki. Siz miydiniz? Ben de deprem oluyor diye telaş ettim. Birileri bizi arıyor galiba Azmi. Şunların yüzüne baksana Fatma. Ne yani? Sizin geleceğinizi hesaba katmadığımı mı sandınız? Bunları düşününce ne ders çalışsan 20 defa tarih dersini geçerdin. Ben size gösteririm şimdi. Nasıl da sinirlendi. Evet. O ne o? İşte bu kadar. Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. Kurtar beni. Bırak sana beni. Senin yüzünden ikimiz de düşeceğiz. Kurtuldum. Tutunmalıyım. Patron, bu ne? Hey, şuna bak. Ne kadar da hızlı. Tek kelimeyle harikaydın Elif. Kesinlikle öyle. Bu sefer senden gerçekten korktum. Biz bir takımız. Beraber başardık. Bu iş daha bitmedi. Yine görüşeceğiz.